Velid bin Muğire'nin peygamberimizi öldürmeye teşebbüsü. Mahsun oğullarından içlerinde Velid bin Muğire ile Ebu Cehil'in de bulunduğu bir topluluk bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeyi aralarında kararlaştırdılar. Peygamber Efendimizin namaza durduğu ve Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı sırada Velid bin Muğire'yi gönderdiler. Velid, Peygamber Efendimizin namaz kıldığı yere kadar yaklaşınca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğunu işittiği halde kendisini göremez oldu. Arkadaşlarının yanına dönüp başına geleni onlara bildirdi. Onlar da hep birlikte sesi işittikleri tarafa doğru gitmek istediler. Derken ses arkalarından gelmeye başladı. O tarafa yönelip gitmek istediler. Bu sefer sesin önlerinden geldiğini işittiler ve tasarladıklarını uygulamaya bir türlü muvaffak olamadılar. Nadir bin Haris'in peygamberimizi öldürmeye teşebbüsü. Nadir bin Haris bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Hacun yokuşunun dibinde yalnız başına gördü. Kendi kendine, ben onu bugüne kadar böyle ıssız bir yerde bulamamıştım. Tam fırsattır, onun iflahını keseyim, dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kadar sokulunca, gözüne Peygamber Efendimizin başı üzerinde kocaman kara yılanların ağızlarını açarak keskin dişlerini gıcırdattıklarını gördü. Korkarak izi sıra geri dönüp soluğu Ebu Cehil'in yanında aldı. Ebu Cehil, Nadir'in benzi sararmış ve korkmuş olduğunu görünce, ''Nereden geliyorsun?'' diye sordu. Nadir da gördüklerini ona bildirdi. Ebu Cehil, ''Bu da onun sihirlerinden biridir.'' dedi.